Şimdi Allah göstermesin diyoruz ama pek çok kişi de kanserle mücadele ediyordu. Ailesinde var. Şimdi tabii ki mücadelede doktorlarla yolumuza devam edeceğiz. Fitoterapinin de kanserle ilişkisi var mı ve çözüm yolları var mı? Fitoterapinin neyle ilişkisi yok ki kanserle Değil ilişkisi mi? olmasın? Özellikle kanser çok önemli bir problem. İkinci ölüm sebebimiz. Bu hastaların mutlaka fitoterapiden de istifade etmeleri gerekiyor. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Özellikle her zaman ben bahsediyorum. Özellikle kanser kök hücreleri problemi var. Kanser kök hücreleri. Yani kanserin kökü diyebileceğimiz şey. Yani diken var. Bu kök hücreler hepimizde var mı? Bu kanser kök hücreleri ile normal kök hücreler farklı. Kanser kök hücresi kanserin kaynağı olan hücreler. Dikenin kökü gibi düşünün. Yani dikeni budayabilirsiniz ama bir müddet sonra tekrar çıkıyor. Niçin? Kökünü söküp atmadınız. Kanserin de işte bu şekilde kanser hücresi üreten yani çalı üreten kökleri var. Kök hücreleri var. Bu kanserin kök hücreleri çok da dirençli hücreler. Yani diyelim ki kemoterapi, radyoterapiye, diğer kanser hücreleri belli bir oranda hassas iken bu kanserin esas üreticisi olan hücreler diğer kanser hücreleri gibi değil. Daha dayanıklı ve sıkıntılı. Yaşamaya devam edebiliyorlar. İşte eğer, onları yok etsek gidecek zaten. Eğer onlar yaşamaya devam ederse neye sebep oluyor? Kanser bitti zannediyoruz. Metastaz dediğimiz. Tekrar ediyor kanser. Yani temizlendiğini zannettiğimiz bir yerde kanser tekrar ediyor. Nüks diyoruz buna. Yetmiyor. Sadece diyelim bağırsakta bir kanser var. Sonradan bir baktık. Tedaviler sırasında da olabiliyor bu. Akciğere sıçramış. Peki hocam ne yapalım? Bizim işte, önerebileceğimiz, evde işte, yapabileceğimiz şeyler var mı? Hocam bu arada buyurun böyle. Var mı peki bizim yapabileceğimiz Şimdi bir bakın, şey? Şimdi bakın. Şunu söyleyeyim öncelikle. Kanser basit bir hastalık değil. Bu hastalığın tedavisinde de fitoterapiden yani bitkilerden istifade ederken kendi kendimizi tedavi etmeye kalkmayalım. En büyük sorun bu. Yani insanlar duyuyorlar, internette de girip işte falan bitkinin kanserde faydalı olduğunu okuyorlar, duyuyorlar. Onun ile kendilerini kanser hastalığını tedavi etmeye kalkıyorlar. Günümüzde fitoterapi modern bir tanımıdır. Tıbbın bir parçasıdır. Ama şu demek değildir. İnsanların kendi kendilerini tedavi etmesi değil. Tıpkı dahiliyede, cerrahide kendi kendimizi ameliyat etmeye kalkmadığımız gibi, kendi kendimizi kalp, damar ve diğer hastalıklarımızı tedavi etmeye kalkmadığımız gibi hem kanserde hem de diğer hastalıklarda kendimizi tedavi etmeye kalkmayacağız. O yüzden ben çok fazla bitki ismi vermek istemiyorum. Bazı bitkilerin isimlerini zikrettiğinizde şöyle bir algı oluşuyor. Bilimsiz bir kullanıma da sebep olmamak adına. Ben ondan kullanacağım, kendimi tedavi edeceğim. Böyle değil. Bu işin doktorlarına ve uzmanlarına bırakacağız. Artık doktorlar zaten fitoterapi eğitimiyle görüyor. Fitoterapide kanser kök hücresiyle ilgili olan ilişki de şu. Birçok tıbbi bitkinin, ekstraktının, özün içerisindeki bazı özel maddelerin bu kanser kök hücrelerine de etki edebildiğini ortaya koymuş. Birçok bilimsel araştırma. Hatta ben her zaman söylüyorum. Hocam hep bilimsel araştırmalarla geliyor bana. Bir Fransız fakültesi yaptığı bir araştırmada diyor ki, başlığında diyor ki yeni antikanser stratejisi, yani kansere karşı yeni bir antikanser tedavi stratejisi ne ile? Kanser kök hücresini hedef alarak. İngilizceden çeviri yapıyor şu anda. Kanser kök. Ben gösterebilir miyim Tabii. hocam şöyle? Kanser kök hücresini hedef alarak ne ile? Bitkiler ile. Bakın bu bir Fransız üniversitesinin yazdığı bir bilimsel makalenin şöyle başlığı. Bir sürü makale. Yani demek istiyoruz ki, bu kanser kök hücrelerinin hedef alınmasında tıbbi bitkilerin yani fitoterapide istifade ettiğimiz bitkilerin önemi olağanüstü fazla. Sadece bu da değil. Bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlü halde tutabilmek. Bu da çok önemli. Niçin çok önemli? Kanser demek vücudumuzda bir düşman. Peki bu düşmanla savaşan en büyük silah vücudumuzun kendi savunma sistemidir. Eğer bizim kendi savunma sistemimiz zayıf olursa, zayıflatılırsa bu savaşta çok geriye düşeriz. Yani polis yok, hırsız var her tarafta. Polis yok, terörist var. Aynen bunun gibi. Neye ihtiyacımız var? Polislerin varlığına ihtiyacımız var. Ne yapacağız bunun Askerlerin için? Varlığına ihtiyacımız var. Üstelik de bu askerlerin yetiştirilip uzman asker.
nitelikli asker olmasına ihtiyacımız var. Hocam bir şey söyleyeceğim. Var. Bizim immün sistemimiz diye bir sistem var. O işte, bu değil mi bizim askerimiz, i̇şte polisimiz? İşte bu. Bu sistemin var olması, var olmaya, güçlü olarak var olmaya devam etmesi, hatta daha nitelik kazanması çok çok önemli. Peki kanserle yediğimiz, savaşta. Yediğimiz, içtiğimiz, duygu durum değişikliklerinden uzak durmamız. Bütün bunlar hepsi önemli. Hepsi hayat şekliyle. Bütün mi? Bunlar önemli. İşte fitoterapideki kanserle savaştaki stratejilerden bir tanesi bu bağışıklık sistemini de güçlü tutmaya devam etmek. Peki şekerle beslenir kanser hücreleri derler. Doğru mu? Şeker yememesi lazım mesela bu tip rahatsızlığı olanların derler. Algı şu. Yani kanser hücreleri şekerle beslenir, şeker yemeyelim, kanser hücrelerini öldürelim. Bilimsel hiçbir araştırma bunu göstermiyor. 113 yaşında teyzem var, günde 1 kilo şeker yediğini söylüyor hocam. Şimdi İnanılmaz şekeri, şey. Doğru şekerleri tüketmek ve dengeli şekeri tüketmek, yani rafine şeker değil de işte meyvelerden, bakliyatlardan, sebzelerden şekeri almak çok önemli. Limonda bile şeker var mı? Evet, şekerin aşırılığı, yakacağımızdan fazla var olması tabii ki genel sağlık için tehdittir. Bunu konuşmuyoruz zaten. Obeziteye sebep olabilir, metabolik hastalıklara sebep olabilir. Ama özellikle kanser hastalarına ben şunu da söylemeye çalışıyorum. Kanser hastalarının en önemli problemlerinden bir tanesi beslenme problemleri. Yani iyi beslenemiyorlar bu insanlar. Zaten aldıkları tedaviler dolayısıyla iştahları vesaireleri yok. Bir de bu insanlar kendileri zaten sıkıntılıyken, iştahları yokken bazı gıdaları atarlarsa kendilerine enerji verecek meyveleri, sebzeleri, bakliyatları, yani bunlarda şeker de var. Ama sadece şeker yok. Bir sürü kanserde de fayda sağlayacak maddeler var. Eğer biz zayıflamayacak kadar iyi beslenmezsek, meyvada, balda dengeli bir şekilde tüketmezsek, pekmez tüketmezsek, dengeli, aşırı değil hepsinden, bu sefer vücudumuz enerjisiz kalıyor. Sadece kanser hücreleri şekerle beslenmez, bizim hücrelerimiz de beslenir. Beyin, bu sefer beynin tek gıdası şekerdir. Bu sefer ne oluyor? Hastalar kaşeksi dediğimiz zayıflamaya başlıyorlar. Bu zaten vücudu düşürüyor. Yani kanseri de şekeri kesersek kanser hücrelerini öldürürüz görüşünü ispatlayan bilimsel bir görüş yoktur. Doğru beslenmek, dengeli beslenmek, zayıflamayacak kadar beslenmek de çok önemlidir. Bitkilerin başka türlü etkileri var ama şekerde. Kanser hücrelerinin şekeri kullanmasını engelleyici etkileri var. Bakın, normal hücrelerin değil, kanser hücrelerinin fazla şeker kullanmasını, beslenmesini engelleyici etkileri var. Uzun bir mekanizma girmek istemiyorum. Glutvan denen bir şekerin hücre içine alış mekanizmaları var. Bunu bitkilerin engellediğiyle ilgili bir sürü bilimsel araştırma var. Yani bitki dünyası öyle bir dünya ki, muhteşem bir dünya ki. Tabii bilen için, doğru kullanırsak. Bilen için. Peki hocam, şimdi bir de bizde en çok istenen şey bebek. Bebek sahibi olamayan çok izleyicimiz var ve bize başvuruyorlar. Kısırlık tedavisinde de bitkilerin rolü önemli mi? Kesinlikle önemli. İbn Sina'nın bir sözü var. Bakın, ben her zaman fitoterapiye başladığımda da bu sözü temel aldım. Diyor ki İbn Sina, tedavi edilmeyecek hiçbir hastalık yoktur. Tedavi olmak istemeyen, irade eksikliği olan hastadan başka. Ya da bilmiyor. Şifasız bilmiyor. Evet, yani ben tedavi olmam zannediyor. Faydasız hiçbir bitki yoktur. Neye yaradığını bilmediğiniz hastalıklar belki söz konusudur. Kısırlık da böyle. Kısırlıkta da bitkilerin, yani fitoterapide, fitoterapiyi, bitkileri doğru kullanarak tedavide olağanüstü neticeler alıyoruz. Birçok insan kısırlıktan, kısırlığın birçok farklı sebepleri var tabii. Tek bir sebep altında toplamak mümkün değil. Ve bundan olumlu netice alınıyor. Hocam bir şey soracağım. Şimdi sizi burada hepimiz can kulağıyla dinliyoruz ama bir çiftimiz var ki onlar daha da can kulağıyla dinliyor. Çünkü onlarda da bir problem var. Evlat sahibi olmak istiyorlar. Hanımefendi de değil, beyefendi de azospermi sorunu var. Yani sperm yok. Bulunamadı. Bulunamadı. Ve Coşkun Gülcan, neredesiniz? Ha, buradasınız. Siz şimdi benden daha farklı dinliyorsunuz tabii. Geçmiş Coşkun olsun. Bey, dinlediniz değil mi? Evet. Yani bir, aslında ben hocamdan rica edeceğim. Tabii. Bir destek olabilir misiniz? Kesinlikle. Elimizden yani yapabileceğimiz geleni bir şey olabilir mi? Kesinlikle elimizden geleni yaparız. Biz birçok hastaya umut olduk. İnşallah beyefendilere, aileye de umut oluruz. İnşallah. Vesile oluruz yani inşallah. İnşallah çok mutlu oluruz. Bir durumlarını tanımak lazım tabii. Yani ben bütün tahlillerini ya da siz de tahlillerini yaparsınız yine. Kesinlikle. Ama dediğim gibi genel şeyi, İbn Sina'nın söylediği şeyi tekrar söylüyorum. Tedavi edilmeyecek bir hastalık yoktur, iyileşmeyecek bir hastalık yoktur. İnşallah. Bunu kanser hücre hastaları için de söylüyorum. Bakın, evre 4, hastalığın birçok yere yayıldığı
bir durum. Şöyle bir algı var insanlarda. Evre 4 ben iyileşmem. Evre 4 benim hastam iyileşmez. Bunu bir kere kesinlikle kafanızdan silin. Evre 4 tamam, hastalığın yaygın olduğu, yani yangının çok olduğu. Ama bu söndüremeyeceğimiz anlamında değil. Kesinlikle ve kesinlikle biz bu yangını söndürebiliriz. Bu hastalık tedavi edilmez bir hastalık değildir. Evre 4 bile olsa biz bundan savaşacağız. Savaşacağız da bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Çünkü yaşamak eğer istiyoruz. Bırakırsak zaten hani düşmana ülkeyi teslim etmişiz gibi olur. Bunun gibi yani Kurtuluş Savaşı'nı daha yeni kutladık. O zamanki zahiri bıraksaydık ya, deseydik ki ya tabii. Düşman bu kadar çok yayılmış, bu kadar topu tüpeği var. Bıraksaydık bugün biz bunları yaşamıyor olurduk. Bu bravo, ülkede yaşamıyor olurduk. Hocam. Tıpkı bunun gibi bir Kurtuluş Savaşı vereceğiz. Kısırlıkta da bu Kurtuluş Savaşı'nı vereceğiz. Kanserde de bu Kurtuluş Savaşı'nı vereceğiz. Ve doğanın mucizelerine inanacağız. Daha doğrusu biz şunu biliyoruz. Doğayı yaratan Allah'ın bu nimetlerine inanıyoruz. Bitkileri şöyle zannetmeyin. Hani materyalist anlayışta doğa gelişim sisteminde çok basittir. Yani nitelikleri nedir ki bitkilerin? Duruyorlar, konuşmuyorlar, yürümüyorlar, hiçbir şey yok. Sadece işte büyüyorlar vesaire. Öyle değil. Her bir bitki bir kimya fabrikası. Allah onun içerisine, her bir bitkinin içerisine yüzlerce, bazen binlerce... Kendinden mucizeler mi bahşetmişler? Binlerce maddeler üreten bir fabrika her bir bitki. Bu fabrikanın içerisinde size faydalı olacak maddeyi bulamayacaksınız. Böyle bir madde yok. Ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. Benim aynen inandığım şey, İbn Sina'nın inandığı gibi şey, inandığı... Doğanın bu mucizeleri var ve bunu görüyorum ben. Yani hangi hastalığa sahip olursanız olun. Kesinlikle. Siz inanacaksınız başta. Kesinlikle. Güveneceksiniz. Kesinlikle. Hiç merak etmesinler. Ben ne iyileşmeyecek hani insanların... Tam çok moral verici konuşuyorsunuz. İyileşmeyen insanların, iyileşmeyecek denen insanları. Keşke onları da bir ara buralara lütfen getirsek. Lütfen misafir edelim. Çok mutlu olurum. Mesela bakın. Çok nefessiz ağır. Kalmak ne kadar acı bir şey. Evet. Üçüncü ölüm sebebidir kanserden öyle sonra. Mi? Ve bu hastalık iyileşmez. Gittikçe ilerler ölüme kadar götürür. Çok fazla bilmiyoruz bunu. Yani bu hastalığın ne kadar tehlikeli hastalık olduğunu bilmiyoruz. Ben buraya keşke o insanları getirsem. Bir dahaki sefere lütfen. Getirelim onları. Misafir yani edelim. Oksijen maskesine her dakika bağımlı olan KOAH o noktaya gelmiş insanların artık hastaneyi elveda ettiğini, oksijen maskelerini elveda ettiklerini görsek de moral bulsak. Hocam şeker ve tansiyon için ne diyeceksiniz? Şimdi bizde çok bir de menopoz. Oo, sizinle konuşacak çok şeyim var aslında. Şeker hastalığı fitoterapide yani bitkilerin tedavide kullanımında da çok eskiden beri tecrübemizin olduğu bir hastalık. Yani 2500 yıl önce bırakın İbn Sina'yı 1500 yılı 2500-3000 yıllık birikimlerde bile tarihi birikimlerde bile şeker hastalığının tanımlandığı ve tedavide bitkilerin etkin kullanıldığını biliyoruz biz. Yani en fazla bilgi birikimimizin olduğu hastalıklardan bir tanesi. Ve bu hastalıklarda özellikle tip 1 diyabette en önemli hususlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bakın kısırlıkta da aynı şey var. Gerek erkek kısırlığında, gerek kadın kısırlığında, gerek tip 1 diyabet dediğimiz insülin salgılayan beta hücrelerinin olmadığı hastalıklarda. Bunlar vücut hücrelerinin zarar görmesi. Nereye zarar görüyor? Saymaya gerek yok. Çok faktör var. Kilo, şeker de, fazla şeker de bunlardan bir tanesi, sigara vesaire. Bu zararlı etmenler vücudumuzun hücrelerine zarar veriyor. Bakın 100 yıllık bir zaman içerisinde yapılan ölçümler erkek sperm miktarlarının %50 azaldığını ortaya koymuş. Sadece erkek spermleri miydi? Kadınların yumurta hücreleri de zarar ama görüyor. Ama lütfen vazgeçmeyin. Siz vazgeçerseniz zaten her şey biter. Fitoterapi yenileyici, hücre yenileyici, hücre onarıcı bir tedavi.